Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulina Muhammedin salavat. Şimdi şu hakikati tenvir için felsefe mesleğinin esasat-ı fasidesinden, fasit ve yanıltıcı esaslarından neşet eden neticeleriyle silsile-i nübüvvetin esasat-ı sadıkasından doğru ve sadık olan esaslarından tevellüt eden, meydana gelen neticelerinin binler muazenesinden numune olarak 3-4 misal zikrediyoruz. Yani nübüvvet mesleğinin sadık ve doğru olan muazeneleriyle felsefe mesleğinin fasit ve insanları davete götüren esasları arasındaki farkları ortaya koymak üzere birkaç misali Üstadımız burada zikredecek. Bunlar adeta nübüvvet ile felsefe arasındaki temel farkları ortaya koyuyor. Yani insanların kaybettiği temel noktalar bu dört tanedir. Diğerleri ya bunlara göre cüz'iyette kalıyor ya da bunların gölgesi ve zımnı altında kalabiliyor. Bu dört misali okuyalım. Mesela birincisi, nübüvvetin hayatı şahsiyedeki düsturi neticelerinden Tehallaku bi ahlakille kaidesiyle ahlakı ilahiye ile muttasıf olup Cenab-ı Hakk'a mütezellilane teveccüh edip acz, fakr, kusurunuzu bilip dergahına apt olunuz düsturu nerede? Felsefenin teşebbühü bil vacib insaniyetin gaye, gayeti kemalidir kaidesiyle Vâcib-ül vücuda benzemeye çalışınız. Hotfuruşane düsturu nerede? Şimdi burada peygamberlik mesleğinin, peygamberlik mesleğinin bize insanlığa öğrettiği bir hakikat var. Siz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız diyor. Bu hadis-i şerif meali malum. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız ifadesini Peygamberler ümmetlerine, Hazreti Peygamber Aleyhisselam Müslümanlara şöyle ders veriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri, izah olarak alimlerimiz bunu böyle yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. Allah hakimdir, abes iş yapmıyor. Öyleyse ey insanlar, siz de Cenab-ı Hakk'ın bu ismine mazhar olmaya ve hikmetli hakim olmaya çalışınız. İşleriniz hikmetli olsun, abesiyetten uzaklaşın ki, Cenab-ı Hak Hakk'ın Hakim ismi tecelli, tecelli etsin. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hakk Hak ahlakıyla ahlaklanınız ifadesini aynı şekilde, aynı şekilde fakat farklı bir manada felsefede kullanıyor. Oraya geleceğiz. Cenab-ı Hak alimdir. Öyleyse siz de cehaletten kurtulun, cahil olmayan olmayın ve ilim tahsil ediniz. Allah'ın alim ismine ve ilim sıfatına mazhar olunuz nübüvvetin bize verdiği Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız meselesi insanlara böyle bir kapı açıyor. Burada Cenab-ı Hakk'ın zatına benzeme gibi dalaletkârâne yani sapıkça bir fikir söz konusu değildir. Fakat felsefede ne var? Felsefenin teşebbühü bil vacip insaniyetin gayeti kemalidir kaidesiyle. Vacibül vacib vücuda benzemeye çalışınız. Hot vuruş anı nerede? Cenab-ı Hakk'ın zatı vaciptir. Zatı vaciptir. İnsanlara felsefenin açtığı yol şu. Bunlar Allah'ı kabul eden ve inkar etmeyen felsefecilerin yaptığı bir halt diyelim. Diyorlar ki, ey insanlar öyle bir çalışınız ki ilahlık mertebesine gelesiniz. Siz de vacib ucuda benzeyebilirsiniz. Çünkü insanın fıtratında ve yaratılışında temel gaye, gayetül gaye, insanın vacib bir benzemesidir diye insana hotfuruşane, insanı gurura, insanı benliğe ve enanete götüren böyle bir yol ve tarz geliştirmişler. Üstad diyor ki, yani bu fikir nerede, bu fikir nerede? Görünüşte ikisi de Cenab-ı Hakk'a benzemeye çalışmak. Ama nübüvvet bize, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine mazhar olmaya çalışmayı hedeflerken, felsefe kendi tabilerine, Cenab-ı Hakk'ın zatına benzemek gibi insanı gurura, enaniyete, hotfuruşluğa götüren maalesef bir yol açıp insanların beynini bin parça etmiş. Evet, izahına geçiyoruz adımız. Nihayetsiz aciz, zaaf, Fak ve ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyeti insani nerede? Şimdi madem ki Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücud dediğimiz o zatına benzemek gibi bir durum sizin için açılmış diyor felsefeciler. Üstadımız cevap veriyor. Siz mahiyetleri karıştırıyorsunuz. İnsanların mahiyetinde acizlik var. E Cenab-ı Hak kadir mutlaktır. İnsanın fıtratında zafı mutlak var. Mutlak bir zafiyet var. Cenab-ı Hak kaviy mutlaktır. Sizin fıtratınızda yaratılışınızda ve özelliğinizde fakirlik var. Ondan sonra ihtiyaç sahibi olmak var. Ama Cenab-ı Hak ihtiyaçtan münezzeh ve müstani'dir Cenab-ı Hak. İstina sahibi'dir. Cenab-ı Hak ganidir, zengindir. Peki fıtratınız bu iken Cenab-ı Hakk'ın mahiyetiyle nasıl kendinizi karış karşılaştırıp böyle bir yanlışa giriyorsunuz diye üstadımız bu madde bir soru soruyor. Tekrar okuyorum. Evet nihayetsiz acz, zaf, fak ve ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyeti insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kavi, güçlü, gani, zengin ve müstani olan vacib vücudun mahiyeti nerede? Dolayısıyla burada Kur'an'dan beslenmeyen insanlar niye enaniyetli? İşte akıl ile beslenen o insanların bu birinci düsturdan aldığı yanlış hedef, yanlış ders ve yanlış itikattan insanlar maalesef fıravunlaşmaya, nemrutlaşmaya, gururlu bir hale gelmeye ve başkalarını kendisine köle gibi çalıştırmaya kendisini adeta ehil ve selahiyet sahibi olarak görmesindendir. İkinci misal. Bunlar esas. Yani insanları daralete götüren ya da insanları Cenab-ı Hakk'a ulaştıran temel meseleler. İkinci düsturda ne var bakalım ikinci misal. Nübüvvetin, peygamberliğin hayat-ı toplum ve sosyal hayattaki düsturi neticelerinden ve şems ve kamerden tut, güneşten ve aydan tut, tanebatat hayvanatın imdadına. Hayvanat insanın imdadına. Hatta zerrat-ı taamiye hücerat bedenin imdadına. Ve muavetine koşturulan düsturu teavün, kanunu kerem, namusu ikram nerede? Şimdi bunlar ne diyorlar? Peygamberler bize ders veriyorlar. Diyorlar ki, kainatta her şey bir zatın olduğu için her şeyi birisinin imdadına göndermek gibi bir düstur var kainatta. Yani güneş imdada koşuyor, yıldızlar imdada koşuyor, hava alemi tabakası imdada koşuyor, bulutlar imdada koşuyor, hayvanlar insanların imdadına koşuyor, bitkiler hayvanların imdadına koşuyor. Ondan sonra yemek hücreleri ve atomları insanların hücrelerinin imdadına koşmaları kainatta devamlı müşahede ettiğimiz bir yardımlaşma ve teavün düsturudur. Bu körlere bile gösterilen görmesi gereken bir hadise olarak ortaya çıkıyor. Kâinatın her tarafında cari olan bir düstur. Peki felsefeci ne diyor? Felsefenin hayatı ictimaiyetteki, toplum hayatındaki düsturlarından ve yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların fıtratlarını neşet eden düsturu cidal nerede? Şimdi onlar neyi görüyor? bazı vahşi insanları ya da bazı vahşi hayvanların fıtratlarını yanlış kullanmalarından dolayı meydana gelen bazı arızalar ve yanlış manzaralardan dolayı hayat bir cidaldir, bir çarpışmaktır. Kainatta yardımlaşma değil, insanların ve mahlukatın birbirlerini yediği adeta bir mezbahanedir gibi bir yanlış kanaate sürüklemiştir. Hatta insan İnsanın kurdudur diye felsefede geliştirilen çok yanlış bir tabir olmuş. İnsan insanın kurdudur. Oysa peygamberlik müessesesi Kur'an-ı Kerim'den ve Cenab-ı Hakk'ın ilham ve vahiyinden aldıkları ders ve çile insanlara bütün kainattaki yardımlaşma düsturunu gösterip siz de düşmanınız bile olsa size saldırmadıkça ihtiyaç duyduğunda ona yardım elini uzatmanız gerekir gibi bir dersi veriyorlar. Ama felsefeciler sadece bazı vahşi insanların, zalim ve gaddar insanların, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, hak hukuk tanımayan bazı insanların ve fıtratlarını yanlış kullanan bazı canavar hayvanların masumlara ve zayıflara saldırmalarından dolayı onları adeta zillete düşürmeye çalışmalarından dolayı gördükleri manzaraları insanların önüne koyup hayat bir cidaldir, bir çarpışmaktır, ve güçlü olan ayakta kalır, güçlü olan hayatta kalır gibi maalesef bir felsefeyi insanı eline vermişler. Ve insanı başkalarına karşı bir müstebit ve müstevli yani istila edici ve istibdat ettirici bir zararlı unsur haline getirmeye çalışıyorlar. Evet düsturu cid cidali yani e, çarpışma düsturunu o kadar esaslı ve külli kabul etmişler ki felsefeciler kainattaki birkaç manzarayı çarpışma düsturunu o kadar esaslı ve külli kabul etmişler ki hayat bir cidal, bir çarpışmaktır diye eblehane hükmetmişler. Üstad Seri Nur'un ilk kapısında diyor ki düsturu cidal ise bir kısım hayvanat-ı zalimenin suistimallerinden neşreden bir düsturu cüz'i gayrı fıtridir. Mesela akilullaham canavarların vasifeleri yani etici hayvanların vasifeleri nedir? Sıhhiye nefeler gibi hayvanatın cenazelerini toplamak, ber ve bahrin yüzünü temizlemektir. Yani aslanlar, kaplanlar, vahşi hayvanlar, parçalayıcı hayvanlar, denizdeki, bu manadaki akilullaham dediğimiz etici hayvanların vasifeleri ne? Denizde ve karada ölmüş olan hayvanların cenazelerini yemek ve etrafı temizlemek üzerine adeta Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs ismiyle tavzif ve verilen memurlardır. Ama bazıları fıtratlarını bozuk, bozuklarından dolayı Üstadımız diyor ki kainatta bir adalet kanunu var. Böyle bir hayvan canlı olan ve yememesi gereken bir hayvana saldırdığı vakit Cenab-ı Hak ona da ceza verir. Bir avcının silahına hedef olur. Burada da aynı manayı görüyoruz. Onların sağ olan hayvanları yemeleri suistimaldir. Fıtratları yanlış kullanmaktır. Gayrı meşrudur. Kainatın kanunlarına uymayan bir gayrı meşru fiildir. Cezasını da çekeceklerdir. Evet. Üçüncü misal. Nübüvvetin tevhidi ilahi hakkındaki netayici aliyesinden ve düsturu galiyesinden el vahidu la yazduru illa anil vahid. Yani her birliği bulunan yalnız birden sudur edecektir. Madem her şeyde ve bütün eşyada bir birlik var demek bir tek zatın icadıdır diye olan tevhidkarın düsturu nerede? Şimdi burada tabi başladık ya her bir düstur her bir düstur nübüvvet mesleğinden gidenlere sonsuz bir ferah kapısı açarken felsefe yönünden gidenlere de ayrı bir şekabet kapısı, sıkıntı kapısı açmış oluyor. Burada da tevhid ve marifetullah boyutunda nübüvvetin insanlara verdiği e, tekamül sırlarıyla felsefenin insanlara verdiği sırları karşılaştırıyor. Ama felsefe insanı tevhide götürmüyor, şirke götürüyor. Burada da onu görüyoruz. El vahidu la yasturu illa anil vahid. Yani her birliği olan birden sudur eder. Bu Nübüvvetin temel esasıdır. Ne demek? Şu anda insan vücuduna baktığımız vakit zahiri itibariyle 70 trilyon hücre ve şu kadar da milyarlarca trilyonlarca her bir hücrede de atomlar var. Bütün bu atomların her birisi farklı elementlerden meydana geliyor. Bütün bunlar görünüşte farklı olsa bile bir tek gayeye göre çalışıyor. Yani göz, kulak, el ayak ve sair ağza ve uzuvlarımız hepsi bir maksada göre yaratıldığı gösteriyor ki o bir tek maksadın sahibi bir tek zattır. Dolayısıyla el vahidu la yazduru illa anil vahid. Birliği olan şu vücudun halıkı ancak bir tek kişi olur. Peki. Benimle irtibatlı olan hava benimle aynı özellikte yaratılmış mı? Yani birbirimize hitap edecek şekilde yaratılmış mıyız? Evet. Bana göre yaratılan güneş benim için yaratıldığını her şeyle, bütün özelliklerle gösteriyor mu? Evet. Ben de güneşin çıktığı adeta fabrikadan meydana geldiğimi her bir özelliğimle gösteriyor mu? Evet. Nedir? Burada bir uyum var. Dolayısıyla yiyeceklerin, elementlerin, ondan sonra hava unsurunun, ondan sonra bulutlardan gelen suyun, güneşin ve kainattaki bütün mevcudatın ve yediğim gıdanın ve kesip de ye, vücuduma e, kazandırdığım yiyecek ve gıda olarak vücuduma gönderdiğim hayvanların bana uyum göstermesi gösteriyor ki kainattaki bütün mahlukatın bir birliği var. Dolayısıyla bütün bu birlik adeta bir fabrikanın umumu gibi bir tek ilimden çıktığına, bir tek kudretin elinden çıktığına mükemmel bir delildir diyor peygamberler. Bu da bana, bana neyi gösteriyor? Beni nereye götürüyor? bana tevhidi gösterir ve beni tevhide doğru götürmüş oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı birlemek insanın en büyük vazifesidir. Cenab-ı Hakk'a iman etmek ve Cenab-ı Hakk'ı bir olarak bilmek. Ondan başka ilaha kesinlikle tapmamak ve sapmamak ve yönelmemek bir esas olur. Ve kainatın her şeyi de buna delil olur. Peki felsefe ne diyor? Bir misal daha verelim. Aslında bunu biraz daha zenginleştirelim. Üstad Seri 22. sözde ve pencerelerde, çeşitli yerlerde de çok güzel bu manada örnekler veriyor. Zaten risale Nur'un e, belki üçte birisi, yani Kur'an-ı Kerim'e müradif olarak diyelim, Kur'an-ı Kerim'de tevhide ne kadar yer verilmişse Risale-i Nur'da da aynı ölçüde de yer verildiği kanaatindeyiz. E, Kur'an-ı Kerim'in üçte birisi tevhide anlatıyor diyoruz Üstadımız. Maksat olarak dört maksadı var Kur'an'ın ama hacimce üçte birisi tevhide anlatıyor. Üçte birisi haşrı anlatıyor mesela. Risale-i Nur'da da Belki baştan sona üçte biri belki yarısından fazlası tevhide anlatıyor. Ben bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim diyor Üstadımız mesela. Şimdi diyor ki Üstadımız bir elma lisanı haliyle insana der. Beni yaratan bütün nevimi yaratandır. O elma nevi de lisanı haliyle der. Beni yaratan bütün bitkileri yaratandır. Bütün bitkiler lisanı haliyle de beni yaratan küre-i arzı yaratandır. Küre-i arz beni yaratan güneş sistemini yaratandır. Güneş sistemi de beni yaratan, kainatı ve bütün yıldızları yaratandır diye lisan harişef. Dolayısıyla bir elma nereye bağlı? Bütün kainata bağlı. Elmayı çektiniz mi arkadan kainat gelir. Elmayı kim halk etmişse kainatı da o halketmiştir. Bununla alakalı binlerce misal verilebilir. Peki felsefeye gelelim. Felsefe nasıl bir mantık, nasıl bir bakış açısıyla insanlara nasıl bir helaket ve şekavet yolunu açtığını da buradan görelim eski felsefenin bir düsturu itikadiyesinden olan, itikadi bir düsturundan olan el vahid la yazduru anhu illa el Birden bir sudur eder. Yani bir zattan bizzat bir tek sudur edebilir. Bir zattan bizzat bir tek şey sudur edebilir. Sair şeyler vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur eder diye gani alırıtlak ve kadir mutlak her şeye gücü yeten ve her şeye de imkanı yeten Cenab-ı Hakk'ı aciz ve aciz olan ve kendi yarattığı vasıtalara muhtaç göstererek bütün esbaba, sebeplere ve vesaite vasıtalara rubiyette bir nevi şirket verip, ortaklık verip rubiyette, halık Zülcelal'e aklı evvel namında bir mahluku verip, aklı evvel yani ilk akıl namında bir mahluku verip, adeta sair mülkünü esbaba ve vesayete taksim ederek bir şirke azime yol açan şirk alut ve dalalet pişe o felsefenin düsturu nerede? Şimdi burada bir şey tahil etmemiz icap ediyor. Bir şey ancak birisinden sudur eder. Yani birliği olan bir şey ancak birden sudur eder. O nübüvvetin düsturu. Ve onu konuştuk. Felsefe ne diyor? Bir zattan bizzat bir tek şey sudur edebilir Sahir şeyleri ancak vasıtalar vasıtasıyla. Burada temel unsur ne? Temel bakış ne? İnsanın özelliğini Cenab-ı Hakk'a kıyas ediyor. Kıyası bin nef suretiyle yanlış bir karşılaştırma ve kıyasa girmiş oluyor. Yani ne diyor? Madem ki ben aynı anda şu anda su içiyorum. Ama su içerken yemek yiyemiyorum mesela. Su içerken ay ayrıca ders çalışamıyorum mesela. Dolayısıyla bir anda sadece bir tek iş yaparım. Öyleyse kainatı yaratan zat da haşa ancak böyle iş yapabilir gibi bir yanlış mantığa giriyor. Oysa senin mahiyetin mümkündür. Yani olup olmaman birdir. Ayrıca sen daha sonra yaratılmışsın. Sen masivasın mesela. Ama Cenab-ı Hak bir vücuttur. Varlığı kendindendir. Kadiri mutlaktır ezelidir ve ebedidir. Cenab-ı Hak irade-i külliye sahibidir. Aynı anda her şeyi bir anda irade edip yaratabilir. Kıyas yanlış olunca, ben kendimi Cenab-ı Hakk'a haşa kıyaslayınca ya da Cenab-ı Hakk'ı da benimle kıyaslayınca burada öyle bir yanlış olmuş oluyor. Şimdi burada üstadımız bir aklı evvel tabirini kullandı. Aklı evvel nedir? Onu isterseniz buradan okuyalım. İlk akıl, kelime itibariyle. Dinsiz felsefenin Allah'a nispet ettiği sıfat. Peki ne oldu burada? Haşa kendilerine göre madem ki ben aynı anda bir tek iş yapabiliyorum. Öyleyse Cenab-ı Hak ilk olarak aklı evveli yarattı. Tamam. Ondan sonra aklı evvel, aklı saniyi yani ikinci aklı. Aklı sani, aklı salisi yarattı. Aklı sali yani üçüncü akıl, dördüncü aklı yarattı. O da beşincisini ta ukulu ahşere dediğimiz 10 akıl dediğimiz maalesef felsefede bir akım ortaya çıkıyor. Yani kainatı kim idare ediyor? Şu anda okul aşere dediğimiz 10 akıl idare ediyor. Dolayısıyla herkese bu manada bir vasife düşüyor. Biz ne diyoruz? Hayır diyoruz. Bütün bu kainattaki mevcudatın yaratıcısı da birdir. İdarecisi de birdir. Hakimi de birdir. İstediği gibi tasarruf eder. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun yanındadır diyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak birlik sahibidir. Cenab-ı Hak mahlukatı yaratan bir Allah'tır. Çünkü kendisi zaten birdir diye biz öyle kabul ediyoruz ve doğrusu da odur. Ama burada okulu aşereyi felsefeciler kabul etmişler. Evet. Tabi bu biliyorsunuz şirk olarak kabul edilir. Yani Cenab-ı Hakk'a gerek fiillerinde, gerek hakimiyet ve idaresinde, gerek rubiyetinde bunlar da onunla beraber iş yapıyor. Haşa ya da Cenab-ı Hak bunlara muhtaçmış gibi bir fikri kabul ettiniz mi? Otomatikman Cenab-ı Hakk'a ortak kabul etmiş. Yani şerik kabul etmiş, telakki etmiş oluyoruz ki bu da otomatikman şirk oluyor. Hükemanın yani felsefecilerin yüksek kısmı olan işrakiyun, bunu da diyen kim? Buna diyen tanıdık bir felsefe grubu. Hükemanın, felsefecen en yüksek kısımlarından olan işrakiyyun denilen bir kısımdır bu. Bunlar böyle halt etseler, bunlar böyle fikirde insanları yanlışa sürükleseler, maddiyyun, tabiyyun gibi aşağı kısımları ne kadar halt edeceklerini kıyas edebilirsin. Burada işrakiyyun kim? İşrakiyyun, bilginin kaynağının, bilginin kaynağının manevi aydınlanma, Sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan kısım. Yani bunlar diyorlar ki bilginin kaynağı ne? Sezgidir, ilhamdır ve ilahi bazı e, tülüatlardır diyen grup bunlar. İşrakiyun felsefesini kim başlatmış? 1153-1191 yıllar arasında yaşayan Şahabeddin Sühreverdi isimdeki zatın temsil ettiği felsefi ekole işrakiyun denilir. İşrak aydınlanma. İşrak. Hani sabah güneşin doğmasına da işrak diyoruz ya. Aydınlanma. Güneşin doğuşu tan ağırması anlamındadır. Bu felsefi ekolun mensupları gerçeğe ulaşmayı akıl işi değil, keşif, ilham, hads yani sezgi şeklindeki ruhi ve kalbi kuvvetlerde görürler. Dolayısıyla burada hem ilham var, hem sezgi var, hem yüksek hissiyatları savunanlar var. Bunlar bile böyle halt etseler, maddiyun tabiiyyunun aşağı, tabiiyyun gibi maddiyun tabiiyyun gibi aşağı kısımları ne kadar halt edeceklerini kıyas edebilirsin. Demek ki hükümanın en yüksek kısmı böyleyse bir de maddiyunlara, bir de tabiiyyunlara, bir de bu manadaki işte mevcudatın ezelden var olduğunu kabul eden e, felsefecilere, sebeplerin müessir olduğunu kabul eden felsefecilere bakın, onlar ne kadar daha fazla halt edeceklerini buradan kıyas etmek zor değil. Dördüncü misal, yine felsefe ile nübüvvet mesleği arasında temel farklılığı ortaya koyan dördüncü misal, nübüvvetin düsturu hakimanesinden, hakimane, hikmetle kabul ettiği düsturlarından ve in min şeyin ille yusebihu bi hamdi sırrıyla her şeyin, her hayatın neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise saniyine ait neticeleri fatırına bakan hikmetleri binlerdir. Her bir şeyin hatta her bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri neticeleri bulunduğu mahz olan düsturu hikmet nerede? Nübüvvet ne diyor? Her bir şeyin, her bir şeyin yaratılışında binler hikmetler var. Ve min şeyin illa yusabbihu Ne demek? Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmemiş, hamd etmemiş, meth etmemiş, şükretmemiş olsun. Lisanı hal olur, lisanı hal olur. Genellikle lisanı haldir mevcudat. Müsaaseri birinci sözde de her şey lisanı hal ile Bismillah der öyle mi diye başladığı ve kainattan örnek verdiği malum. Her bir şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Lisan-ı hal ile. Peki tezbih nasıl anlıyoruz? Yani Cenab-ı Hakk'ın onu yaratmasından, onu yaratmasından bazı hikmet ve gayeleri var. En büyük gaye o mahlukun kendisine tesbih etmesi, kendisine hamd etmesi, kendisine teşekkür etmesi, şükretmesi ilahir. Şimdi burada müsaade ediyor ki her bir mahlukun diyor yaratılışın yaratılışının %99 gayeleri ve hikmetleri Cenab-ı Hakk'a bakar. Cenab-ı Hak orada kendi esmasını, sıfatlarını, sanatlarını, şuunatını ne yapıyor? Kendisine mahsus bir nazarı dikayık aşinasıyla müşahede ediyor. Ve Cenab-ı Hak kendi eserinde kendisini görüyor. Kendisini adeta isim, isim ve sıfatlarıyla temaşa ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bizim bilmediğimiz tarza kendisini methetmesi var. Onu biz anlayamıyoruz. Ondan sonra şuur sahibi olan melaike, ruhaniyat, insanlar ve cinlerin şuurlarına taalluk eden özellikleri var o yaratılan mahlukatın. Cenab-ı Hak mahlukatına onları seyrettiriyor. Yani melekler seyredip, Cenab-ı Hak'ın ismi sıfatlarını okuyup, marifetullah'ta da e, derinlik kazanıyor. Ruhaniler de hakiza, çünkü onların vasfeleri o. İnsanlar da hakiza, cinler de hakiza. Dolayısıyla bütün mahlukat, şuur sahipleri o manadaki yaratılan mevcudatı temaşa ediyor. Cenab-ı Hakk'ın eserlerinden, sıfatlarından, fiillerinden, isimlerinden Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü ve azametini, marifetini bu manada kesbetmeye çalışıyorlar. Mahlukatın daha bu manadaki eee vasfelerinden, yaratılış vasfelerinden bir tanesi de bu. En büyük vasife bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendisini orada müşahede etmesi, temaşa etmesi ismi sıfatlarını, İkinci en büyük vasfesi mahlukatın Cenab-ı Hakk'ı gösterecek aynalar hükmünde olması ve şuur sahiplerine kendisini okutturması. Üçüncü büyük vasfesi insan gibi mahlukatın ihtiyaçlarına bakması. Dördüncü, kendi zatına bakan vasfederi var mahlukatın. Bu nübüvvetin bize gösterdiği mahlukatın yaratılışına dair yüksek hikmetler. Felsefenin her bir zihayatın neticesi, felsefenin her bir zihayatın neticesi, Kendine bakar veyahut insanın menafiine, menfaatlerine aittir diye koca bir dağ gibi ağaca hardal gibi bir meyve bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmeti muzahrefe düsturları nerede? Mesela bir petrolü düşünüyoruz. Bu petrol diyelim rafineriye gönderiliyor. Burada en büyük gaye misal diyorum. Burada araba yakıtı olan benzin, ondan sonra uçak yakıtı olan bu manlık yakıtlar, ondan sonra motorin. O rafinerinin en büyük gayesi bunları ortaya çıkarıp insanların en fazla ihtiyaç duyduğu bu şeyleri vermektir. Ama binlerce de o petrolden ürünler elde ediliyor o rafineriden. Bunlardan belki en son gaye olan mesela gaz yağı dediğimiz ve fazla sanayide kullanılmayan, eskiden evlerde daha çok kullanılıyordu, o da artık kapandı. Fazla bir fonksiyonu olmayan bir şey de üretiyor. Ama bu bin üründen bir tanesidir. Birisi dese ki şu koca Rafinerinin her bir çarkı sadece şu gaz yağı için çalışıyor dese, herkes, işi bilen herkes ona ne yapar? Alaylı bir nazarla bakar. Çünkü niye? O rafinenin en büyük gayesi, hedefi insanların en fazla ihtiyaç duyduğu uçak yakıtı, araba yakıtı ve buna mümasir olan temel yakıtları o petrolden elde etmek. Diğerleri de evet onlar da üründür ama onlar esas ürün değil. Onlar artık yan ürünlerdir. Olmasa da olur ama olsa güzellik manasında daha da keyfiyet sağlamış olur o rafineriye. Burada da koca kainat rafinerisini, Peygamberler, peygamberler asıl olarak tarif ediyor. Burada en büyük vasife şudur. Cenab-ı Hakk'ın nazarı şuhuduna, nazarı uluhiyetine, ezeliyetine görülmesidir. İkincisi zişulların nazarına görülmesi ve Cenab-ı Hakk'ı bildirecek marifet delillerini sunmasıdır. Üçüncüsü, dördüncüsü ilahir. Bir tanesi de o mahlukatın kendilerine, nefistene bakan cihetleri var ki adeta gazya mesabesinde. Ama felsefeciler, şu kainat rafinerinin adeta tek ürünü olarak onu gösteriyor. Ne diyor? Her bir hayatın neticesi kendine bakar veyahut insanın menafiine, menfaatlerine bakar diye koca bir dağ gibi ağaca, hardal gibi bir meyve, bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmeti muzahrife düsturları nerede? Şu hakikat 10. sözün 10. hakikatında bir derece gösterildiğinden kısa kestik. Bu işte bu dört misale binler misali kıyas edebilirsin. Lemaat namdaki bir risalede bir kısmına işaret etmişiz. İşte felsefenin şu esasatı fasidesinden ve netayici vahimesindendir ki yani yukarıda sıralanan bu fasit ve yanıltıcı esaslarından ve vahim neticelerindendir ki İslam hükemasından İslam felsefecilerinden, hükemalarından i̇bn Sina ve Farabi gibi dahiler, hakikaten çok dahi insanlar, Şahşai Suriye'sine, yani görünüşteki şahşasına ve insanları adeta cezbeden ve celbeden o manadaki şahşasına meftun olup, o mesleğe aldanıp, o mesleğe girdiklerinden adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hatta i̇mam Gazali gibi bir hüccetül İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri'nin El-Munkizu dalal kitabına baktığımız vakit sayfa 39, 40 ve 46. sayfalarına baktığımız vakit i̇bn Sina ve Farabi gibi zatlara felsefeye bu manada aldıklarından ve tevhidi adeta ellerinden kaçırdıklarından dolayı Onlara adi bir mümin derecesini İmam Gazi Hazretleri vermemiş. Ama Hüsa Hazretleri ancak adi bir mümin, müktedi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler diyor. Burada i̇mam Gazali ve Hüsa Hazretleri hakkında sadece bir içtihat farkı olabilir. İmam-ı bana göre bunlar mümin değil diye hüküm verirken Hüsa Hazretleri bana göre de bunların bu şeyleri onları imandan çıkarmıyor. Ama en basit bir mümin derecesini bile belki zor yakaladılar diye bir hüküm veriyor, iştihat yapıyor. Burada garipsenecek bir durum yok. Bazıları soruyor çünkü. Yani İmam-ı Gazali ve Bediüzzaman seri birbirine fikirce burada ters mi düşmüş? Müştehitlerde her zaman olan bir şey. Bazen bu manadaki birbirlerine uymayan iştihatlar da yapılabilir. İştihat eden, külli hal eğer iştihada haiz bir insansa yanlış bile karar verse bir sevap alır ama isabetli bir karar verse iki sevap alıyor. Hem mütekelliminin mütebahir, mütebahirin ulemasından hem mütekelliminin mütebahirin ulemasından olan mutezile. Mütekellim şu, iman hakikatlarını akli ve mantıki ve ilmi delillerle izah etmeye çalışan e, grup, kelam ilmine mensup olan alimler, mütekellimin diyoruz. Bunların da ayrıca çok derin olan, çok derin olan adeta deniz gibi, okyanus gibi fikirlere ve ilimlere sahip olan mütebahirin dediğimiz kısım var ki bunların da arasında, arasında sayılan mutezile imamları. Vasıl bin Atan'ın başlattığı ekol diyelim mutezile. Bunlar aklı hakim ve esas kabul edip vahyi ve sünneti ona göre yorumlamaya çalışan bir grup. Bazı noktalarda onları da kaybetmişler. Mesela 73 fırkadan bir tanesinde mutezile olduğu bütün ehli sünnetçe müsellemdir. Mutezile imamları zineti suresine yani görünüşteki zinetine e, şeyler de e, da şaşayi suriyesine yani görünüşteki şaşasına aldanmışlar. İbn Sina Farabi oraya dalmışlar. Bunlar da suri suri olan yani görünüşteki zinetine meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek yani felsefeye ciddi temas ederek aklı hakim ittihaz ettiklerinden ancak fasık, müptedi bir mümin derecesine çıkabilmişlerdir. Enteresan bir şey. Yani fasık derken, müptedi derken yani ehli dalalet sınıfında, ehli bid'a sınıfında kabul edilmişler bunlar. Müsaitleri de sen burada onu teyit ediyor. Bunların ehli sünnetten farkı ne? fikirlerine girmeyeceğim. Sadece mantık olarak farklarını izah etmeye çalışacağım. Ehli sünnet vel cemaat vahiy esastır. Akıl akıl ise hizmetkardır diyor. Aklı vahyin ispatı için istihdam etmeye çalışıyor ehli sünnet. Yani şurada bir ayet var, şurada bir hadis var. Bunlar esastır, bunlar doğrudur. Benim aklım da bunu ispat ve izah etmeye çalışacak diye aklı onu ispat etmeye, ona delil getirmeye, onu izah etmeye doğru çalıştırmışlar ve akıl hizmetkar olarak görmüş ehli sünnetin nezdinde nazarında. Fakat Mutezile'ye göre, Mutezile'ye göre onlar da felsefecilerden aldığı ders ile akıl esastır. Vahyi akıllarının mahsul olan fikirleri ispat etmek için, desteklemek için kullanmışlar vasıta olarak. Yani ehli sünnete göre akıl hizmetkar, vahiy esas, Mutezile'ye göre akıl esas, vahiy de aklın elde ettiği sonuçları desteklemek için vahiy vasıta olarak kullanmaktır. Onların esasları. Hem Üdebay İslamiye'nin meşhurlarından, İslam ediplerinin, şairlerinin meşhurlarından bedbinlikle maruf, yani yeis ile, ümitsizlikle maruf olan ebul Alay Ma'arri ve yetimane ağlayışıyla mevsuf Ömer Hayyam gibilerin o mesleğin nefsi emmari okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle ehli hakkat ve kemalden bir sille tahkir ve tekfir yiyip ehli kemalden yani e, asfiya dediğimiz, müştehid dediğimiz, müceddid dediğimiz zatlardan bir sille yemişler, tokat yemişler. Nedir? Tahkir ve tekfir sillesi. Yani siz bununla küfre ve dağata giriyorsunuz tokadını yiyip edepsizlik ediyorsunuz, zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları yetiştiriyorsunuz diye zecirkârâne de edip tokatlarını almışlar. Kim bu? Ebul Alay ve Ömer Hayyam. Bunları bilgi olarak sunmaya çalışayım. Bedbinlik batılı ifadesiyle pesimizm. Kelime olarak kötü görüşlü, ümitsiz bakış açısı demektir. Her şeyin fena cihetini görmek anlamındadır. Yani her şeyin iyisine bak İslam'ın esasıyken, iken bunlar her şeyin kötüsüne ve fena cihetine bak gibi bir yanlış e, bakış açısı kazandırmaya çalışıyorlar. Her şeyin fena cihetini görmek anlamındadır. Pesimistlik. Yani her şey ve her olayı kötü cihetiyle yorumlayıp kendisini karamsallığa atmak demektir. Karamsallık felsefesi şeklinde de tarif edilir yani bedbinlik ve pesimizm. Pesimist olan insanlarda her hadisede de insanları yese düşüren, karamsallığa düşüren, yollarından uzaklaştıran bir bakış açısı sunmaya çalışanlardır. İslam tarihinde bu ekolün en önemli temsilcileri Ebul Alay Ma'arri ve Ömer Hayyam gibi şair ve filozoflardır. Hadiselerin bu tazikinden kurtulmak için içki ve haramlara dalmışlar ve onları teşvik eden edepsiz şiirler telif etmişler. Onları teşvik eden edepsiz şiirler telif etmişler. Ehli hakikat alimler de onların bu edepsizliklerini ve küfre giden hallerini tahkir ve tekfir etmişlerdir. Bizim sorularla Risale'de verilen onlarla alakalı bir cevap bu. Ebu Alay Mari tam adı Ebu Ala Ahmed bin Abdullah bin Süleyman el Maari'dir. El-Ma'arri Halep'in güneyinde bulunan Ma'arri ilçesinde 1000 e, ilçesinde 974 yılında dünyaya geldi. Halep'in güneyinde bulunan Ma'arri ilçesinde 974 tarihinde dünyaya geldi. 4 yaşlarındayken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybetmiş olan bir adam. Bu da kainatta hep böyle karamsallığa götüren ne kadar şey varsa onları insan önüne atmaya çalışan bir felsefeyle maalesef insanları e, yanlışa sürüklemiş. Ömer Hayyam kim? 1044 yılında Horasan'da doğmuş. Selçuklu hükümdarı Melikşah zamanında yaşamış. Daha çok şairlik yönüne tanınan Ömer Hayyam aynı zamanda devrin büyük bir filozofu, matematik ve astronomi bilginiydi. Şiirlerini Farsça yazan Ömer Hayyam rubaileriyle şöhret kazandı. 4 mısradan ibaret olan rubailerinde genellikle felsefi temaları işliyordu. Ömer Hayyam şiirlerinde insanın tabiat karşısındaki çaresizliğini, bir türlü çözemediği hayat muammasını ve ölüm karşısındaki durumunu kötümser, muzdarip ve alaycı yöntemlerle tasvir ediyordu. Ömer Hayyam'ın da durumu bu. Hem mesleki felsefenin esasatı fasidesindendir ki, esasatı fasidesindendir ki, Ene kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyeti olduğu halde, yani kendisi böyle bir e, vücudu haricisi olan ondan sonra insanı ciddi manada yanlışa sürükleyebilecek e, böyle bir cisim ve ağza gibi bir şey değil. Hava gibi zayıf bir mahiyet olduğu halde felsefenin meş'um yani uğursuz ve kötü nazarı ile mana ismi cihetiyle baktığı için güya buhar misal o ene temeyyü edip yani sıvılaşıp biliyorsunuz maddenin üç hali var katı, sıvı ve gaz. Burada kendisi yüzadımız burada en zayıf, ondan sonra en böyle latif hali olan buhar halindeyken ya da hava halindeyken ne yapıyor? Felsefenin o meşum nazarıyla, o kötü ve uğursuz fikirleriyle güya temeyyü edip, yani sıvılaşıp, sonra ülfet cihetiyle, yani kainattaki hadiseler sanki olması gereken şeylermiş gibi, her zaman işte olması mecburi hadiselermiş gibi, nasılsa gündüz olacak, nasılsa akşam olacak, nasılsa insan şöyle doğacak, elbette insanın bu halde olması gerekiyor gibi, Cenab-ı Hakk'ın iradesini nef o ülfet cihetiyle ve maddiyata tevagul cihetiyle, yani maddiyata dalmak cihetiyle sebebiyle, güya tasallup ediyor, yani katılaşıyor. Demek ki önce hava ve buhar halindeyken sonra sonra sıvılaşıyor felsefenin tesiriyle sonra ülfetle ve maddiyata dalmak cihetiyle katılaşmış oluyor. Sonra gaflet ve inkar ile o enaniyet tecemmüt ediyor. Yani e, donduruluyor, buz haline geliyor. Sonra isyan ile tekeddür eder, yani bulanır, şeffafiyetini kaybeder. Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar öyle bir hale gelir ki gene bakka meydan okur. Öyle bir hale gelir ki bütün mahlukatı kendisine hizmetkar kabul eder. Öyle bir hale gelir ki kendisi haşa ilah, bütün mahlukat onun adeta kulu ve e, kölesi gibi davranmak zorundaymış gibi bir anlayış maalesef o en iyi taşıyan insanların alemlerine yerleşir. Nevi insanın efkarıyla şişer. İnsanların fikirleriyle de şişiyor. Sonra sair insanları hatta esbabı, sonra sayır insanları, hatta sebepleri kendine ve nefsine kıyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberri, teberri ettikleri halde. Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar. Şimdi öyle bir hale geliyor ki, hava halinden sonra sıvılaşır, sonra katılaşır, sonra buzlaşır, sonra şeffafiyetini kaybediyor, ondan sonra bulanıyor, Ondan sonra insanlık alemini yutmaya başlıyor. Nevi insanın fikirleriyle şişiyor. Sonra sair insanları hatta esbabı, sebepleri kendine ve nefsine kıyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberri ettikleri, ısrarla kaçındıkları halde birer fıravunluk verir. İşte o vakit halık Zülcelal'in işte o vakit halık Zülcelal'in evamirine karşı emirlerine karşı mübareze vaziyetini alır. Mübareze vaziyetini alır. İşte o vakit halık celalin Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı mübareze yani çatışma ve çarpışma vaziyetini alır. Meyyuhil izamı vahiyye der. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye Cenab-ı Hakk'ın kudretine meydan okuma başlıyor. Bunu ona yaptıran ne? İşte ene. Eneyi bu hale getiren ne? Kur'an'dan barışık olmayan, Kur'an'dan beslenmeyen, aklı hakim kabul eden felsefenin nazarı. Meydan okur gibi kadir-i mutlakı acz ile itham eder. Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde geçiyor. Übey İbni Halef malumunuz. Übey İbni Halef çürümüş bir kemik alıyor. Böyle kendi eline de ufaltmak suretiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor Mekke döneminde. Ya Muhammed söyle diyor. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Kale meyyuhri zame vahya ramim. Hemen ayet geliyor. Kul yuhyihellezî enşâ'ahû ve huve Onları bidayeten, başlangıçta daha yokken kim yarattıysa onları tekrar o yaratacak. Çünkü yaratmanın bütün özelliklerini, yönlerini Allah bilir. Hatta halık Zülcelal'in evsafına müdahale eder. Sıfatlarına da müdahale eder Cenab-ı Hakk'ın. İşine gelmeyenleri ve nefsi emmarenin fıraunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya ret ya inkar, ya tahrif eder. Es cümle. Felsefenin bir taifesi Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler. İhtiyarını nef yetmişler. İhtiyarını ispat eden bütün kainatın nihayetsiz şehadetlerini tekzip etmişler, yalanlamışlar. Bunlar da böyle maalesef. Bu gibi bizzat ne diyor? Cenab-ı Hak bu şeyleri haşa yapmak zorundadır. İnsanı mı yarattı? Evet. Ona gıda yaratmak zorundadır. İnsan mı yarattı? Evet. Ona göz vermek zorundadır. Göz mü yarattı? Evet. Ona görme vermek zorundadır. Haşa diyen ve Cenab-ı Hakk'ı adeta e, iradesiz, ihtiyarsız, bir şekilde tavsif etmeye ve anlatmaya çalışan felsefecen bir kısmı var. Mucibi bizzat demişler. Yani Cenab-ı Hak bu kainattaki yaptığı işlerin hepsini iradesiyle değil, iradesiz yapıyor. Mecbur yapıyor. Oysa kainattaki her şey Cenab-ı Hakk'ın iradesini bize gösteren birer özelliktir. Mesela Cenab-ı Hak insanı yaratıyor. Bazılarına göz vermiyor. Bazılarını Cenab-ı Hak ayaksız yaratıyor. Bazılarını Cenab-ı Hak elsiz yaratıyor. Bazılarına Cenab-ı Hak farklı bir özellik veriyor. Bunlarla bize neyi gösteriyor? Ey insan seni istesen böyle de yaratabilirdim. Ben iradesiz bir zat değilim. Ben ihtiyarsız bir ilah, bir Rab değilim. Ben istediğim gibi, istediğim gibi karar veren ve iradesini kullanan bir zatım. Ama ben her şeyi size rahmet ediyorum. Yardımcı olarak, hizmetkar olarak çalıştırıyorum ise, bunu da anlayın ki ben mecbur olduğum için değil. Benim şefkatim ve merhametim, gazabımı ve sair sıfatlarımı geçtiği için bundan dolayı size bütün mahlukatı, mevcudatı musahhar ediyorum, hizmetli olarak veriyorum. Size ihtiyaç duyduğunuz bütün azaları kemaliyle veriyorum. Bundan siz sakın şımarıp da Allah mecburmuş gibi bunu, me mecbur olduğu için bunu yapıyormuş gibi bir fikirle bunu karşılamayın. Bana merhametimden dolayı secde edin. Bana kudretimden dolayı da itaat edin. Bana büyüklüğü mazametimden dolayı da kulluk yapın diye Cenab-ı Hak bunu ihsas ediyor. Ama felsefe bu yolu saptırıyor. Cenab-ı Hak haşa merhametinden dolayı değil bundan dolayı diye. Niye? Çünkü kulluktan kaçmanın maalesef bir yolu olarak kendisine öyle zannediyor. Oysa Cenab-ı kul oldun mu? Cenab-ı Hak'a abd oldun mu? Cenab-ı Hakk'ı hakki sıfatla ile bildin mi? daha mükemmellerini, daha güzellerini Cenab-ı Hak sana cennette de nasip edecek. Ama bu dünyada bunun kıymetini bilmezsen ve felsefenin insanları dağete götüren fikirleriyle yorumlamaya çalışırsan Allah muhafaza hem dünyada bedbaht olursun hem de ahirette şekavetten ve azaptan kurtulamazsın. Fe ya subhanallah. Üstadımız da burada hayret ediyor. Fe ya subhanallah. Şu kainatta zerreden şemse kadar, atomdan güneşlere kadar, astronominin bütün bu mandaki büyük cirimlerine kadar, bütün mevcudat, taayyunatlarıyla, yani onlara Allah'ın verdiği özel halleriyle, intizamatıyla, hikmetleriyle, mizanlarıyla, ölçücükleriyle, ölçüleriyle, ölçüleriyle, saniin ihtiyarını gösterdikleri halde, şu kör olası felsefenin gözü görmüyor. Yani kainatın her tarafı Cenab-ı iradesini ve sonsuz ihtiyarını, istediği gibi hareket edebilecek bir sıfata ya da sıfatlara malik olduğunu gösterdikleri halde şu kör olası felsefe gözü görmüyor. Hem bir kısım felasife, başka bir konuya geçiyor şimdi. Cüz'iyata ilmi ilahi taalluk etmiyor diye ilmi ilahinin azametli ihatasını nefhedip, bütün mevcudatın şehadatı sadık alanını reddetmişler. Diyorlar ki, Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak külli bir ilim sahibi. Onu kabul ediyoruz diyorlar bazı felsefeciler. Ama nedir? Kuş bakışı hadiseleri Cenab-ı Hak görür ama cüz'iyatı da kendisi değil, onu başkalar vasıtasıyla yapıyor. Haşa ve kella. Cenab-ı Hak en büyük mahlukun, en küçük mevcudun ve orta ve mutavasıt dediğimiz mevcutların da hepsinin fiillerini bizzat görür, işitir ve bizzat kendisi tanzim eder. Hepsinin dizgini onun elindedir. Her şeyin anahtarı onun yanındadır. Kara bir gecede, kara bir taşın üzerinde, kara bir karıncanın kendi içindeki, karnındaki kara bir hücrenin içindeki bir kara atomun diyelim, ihtiyacını gören, sesini işiten, faaliyetlerini yürüten Cenab-ı Hak'tır. Böyle bir Allah inancı nerede? Allah'ın haşa cüz'iyata ilmi taalluk etmiyor diyen felsefenin nazarı nerede? Hem bir kısım felasife cüz'iyata ilmi ilahi taalluk etmiyor diye ilmi ilahinin azametli hatasını nefyedip, bütün mevcudatın şehadat-ı sadık sadık şahitliklerini reddediyor. Çünkü herhalde bir intizamsızlık yok. İntizamsızlığın olmadığı her yerde Allah'ın sonsuz ilmi ve sonsuz hikmeti var. Dolayısıyla sonsuz ilime, sonsuz hikmetin adeta tecelligahı hükmündeki o zahiren küçük Hakikatta bir dünya gibi olan, bir kainat gibi olan o mevcudun içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ilimlerini, hikmetlerini, sıfatlarını kabul etmezsen, peki hangi aciz, hangi kör, hangi sağır tabiatın ve vesairelerini eline vereceksin? Ve onların eline verdiğin vakit nasıl bir intizamlı netice bekleyeceksin? Cevap yok. Bir ara bir e, internette dolaşan bir gösteri vardı. Bir yapraktan, bir yapraktan yaprağın içerisine giriyor, yaprağın içerisine giriyor, hücrelere, hücre içerisinde giriyor, işte o faaliyetlere. Ondan sonra oradan da kainatın en büyük burçlarına kadar çıkıyor. Bakıyorsunuz ki hücreden en ayrıntısına girdiği vakit ile kainatın en üst tabakasına çıktığı vakit çekilen fotoğrafların ikisini de birbirine tam tamına uygunluk gösterdiğini, adeta sanki aynı fotoğraflar olduğunu müşahede ediyorsunuz. Bunlar e, bilim adamları tarafından şu anda e, ortaya konan çok güzel çalışmalar. Onlar hangi niyetle ya da ne hizmetliklerini biliyorlar mı bilmiyorlar mı o bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren taraf şu, her yerde Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının ve sonsuz hikmet ve kudretinin tecellisini ve göstergelerini her yerde görüyoruz. Ama felsefe Cenab-ı Hakk'ın ilmi sadece umum şeyleri görür. Ama cüz'i şeylere Cenab-ı Hakk'ın haşa sanki ilmi taluk etmiyor gibi yanlış bir akideye bizi sokmaya çalışıyorlar. Hem felsefe esbaba tesir verip tabiat eline icat verir. 22. sözde kat'i bir surette ispat edildiği gibi her şeyde halkı külli şeye has parlak sikkeyi görmeyip aciz, cami, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün olan tabiata mazdariyet verip binler hikmeti aliyeyi ifade eden ve her biri birer mektubat-ı samedani hükmünde olan mevcudatın bir kısmını ona mal eder. Maalesef.